Kuyumculuğun yeni sesi Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tüm Türkiye'deki başkanlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Kuyumculuğun sorunlarını ve neler yapılması gerektiğini masaya yatırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da da önemli bir toplantı vardı. O toplantıda da yine kuyumculukla ilgili yönetmelik taslağı masaya yatırıldı. Orada neler konuşuldu? Detaylarıyla konuşacağız. Bugün yine güzel bir şehrimize gideceğiz. Samsun'a gideceğiz. Samsun Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Salih Özman yayınımızda. Sayın Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizler de Samsun'a görüntülü de olsa hoş geldiniz diyorum. Sizler de Samsun gibi güzel bir şehrimize. Evet başkanım, Samsun'da gerçekten büyük şehirlerimizden bir tanesi ve güzel bir şehrimiz. Tabii bununla birlikte Samsun'da ziyaret etmek, siz de ziyaret etmek isteriz önümüzdeki günlerde. İsterseniz hemen sohbetimize başlayalım. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da önemli bir toplantı var dedik. Özellikle bu toplantı kuyumculuk sektörünü yakından ilgilendiriyordu. Yönetmelik taslağı ile ilgili Sayın Bakanımızla da bir görüşmeniz oldu. Bu toplantıda neler konuşuldu, ne gibi adımlar atıldı? Özellikle 500 gram teminatın kaldırıldığını biliyoruz. Yine 20 metrekare şartı, bazı şartlar kaldırıldı. Nasıl geçti bu görüşme? Doğruyu söylemek gerekirse biz işte Ankara Kuyumcular Odası Başkanlığı'nda Ankara'da toplanıp bu kuyumculuk yasa taslağı ile ilgili, yani yönetmelik taslağı ile ilgili görüşmeye gittiğimizde bakan ile görüşeceğimizi bilmiyorduk doğrusu. Çünkü aylarca öncesinden verilmiş talebimiz vardı bakanlıkta, bir görüşme talebimiz, randevu talebimiz. Bunlara cevap alamamıştık, yani henüz bir cevap gelmemişti. Tabii ki muhakkak ki hükümet erkanında çok yoğun çalışmaları vardır. Covid-19 sebebiyle zaten ülke, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun çalışmalar var. Bize randevu verememişlerdi. Öğlen gibi Ankara'ya vardığımızda Sayın Ankara Oda Başkanımız Hasan Çavuşçulu Beyefendi bizi telefonla arayarak saat 2'de Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendiyle bir toplantımız olduğunu söyledi. Doğrusu çok sıcak bir görüşme oldu. Sayın Bakan bize son derece ilgi gösterdi, fikirlerimizi tek tek dinledi, önerilerini aldı. İşte bir takım taleplerimiz olduğunu ilettik. Kesinlikle Anadolu'daki kuyumcu esnafının hilafında bir yönetmelik metninin çıkmayacağını bize açıkça deklare etti. Ve bu sektörün paydaşlarıyla bir araya oturup istişare etmeden bu yönetmelik taslağının da son halinde verilmeyeceğini bize ifade etti. Tabii bu bizim hakikaten gönlümüze su serpen gelişmelerdi. Biz Ankara'ya giderken yolda işte uçakla gelen, kendi arabasıyla giden arkadaşlarımızın hepsinin kafasında sektörle ilgili olumsuz düşünceler olmaya başlamıştı. İşte kuyumculuk, ticari faaliyetimizi sürdürürken bir takım olumsuzluklarla karşılaşacağız diye sıkıntılarla gittik ama Sayın Bakanımızla görüştükten sonra yani tabiri caizse yüreğimize su serpildi. İşte kuyumcunun hilafında bir şey çıkmayacağını öğrenerek, hani bu sektörün temsilcileri olarak biz yılların verdiği birikimlerimizden istifade edebilecek bürokratlar ve ona göre bir düzenleme yapacaklar diye aslında mutlu bir sonla döndük şehirlerimize. Döndükten sonra kuyumcu esnafımızla herhalde görüştünüz. Özellikle bu 500 gram teminat, 20 metrekare ve bununla birlikte lise diploması kaldırıldı. Teminattan şu an için çıkarıldı yönetmelik taslağından. Siz nasıl bakıyorsunuz bu maddelere, nasıl bakıyordunuz? 500 gram konusunda özellikle büyük eleştiriler vardı. Evet, şöyle söyleyeyim. Bir sefer ben bunu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulduğumu ifade etmek isterim. Bu hem lise mezuniyeti tahsil şartı, hem 500 gram teminat altına alınması, hem 20 metrekare gibi bir metrekare sınırlaması. Belki yani metrekare sınırlaması daha makul bir talep ama hem bu lise mezuniyeti şartı, hem 500 gram teminat bana göre anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı. Çünkü biz mevcut diplomamızda imza karşılığında hizmet veyahut da kamu işi, kamuya aracılık eden bir işletme değiliz. Biz tamamen şu anda Türkiye'de mevcut perakende ticaret yasası ile vergi levhası olan, vergi mükellefi olan perakende ticaretiyle iştigal eden esnafız.
Dolayısıyla diğer esnaflardan istenmeyen şartların kuyumculuk sektörüne tabi olanlardan istenmesi bir sefer adaletli değil, adaletli olmadığı gibi anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı. Yani bunu ben Sayın Bakan'a da ifade ettim. Çok makul karşıladı. Sayın İş Ticaret Genel Müdürüm Zaden Bey'e de ifade ettim. Onlar da haklılığımı teyit ettiler. Şöyle söyleyeyim, yani 1000 daireli bir site, konut, toplu konut yapan bir müteahhite lise mezuniyeti şartı koymuyorsunuz. Oysa ki onun mimara mühendise ihtiyacı var. Ama bu mimar mühendisi kendi bünyesinde istihdam ediyor, maaşını veriyor. Kendisinin ne mezunu olduğuna bakılmaksızın bu 1000 daireli yani yüzlerce milyonluk işleri yapabiliyor. Oysa bizim kuyumcu dediğiniz, zaten muhatap olduğumuzda Ticaret Bakanlığı'na gidiyoruz. Bizim esnaf sanatkarlar kanununa tabiiz ve bizimkiler küçük esnaf ve sanatkar diye geçiyor. Bunlardan böyle bir lise mezuniyeti aramanız, nasıl bir buzdolapçıdan, mobilyacıdan aramıyorsanız, halıcıdan, züccaciyeciden aramıyorsanız, kuyumcudan aranması anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade ettim. 500 gram teminat alınması zaten infial yaratabilecek bir hadiseydi. Evet, kuyumculuk sektörü vatandaşın gözünde çok zenginlerin yaptığı, çok büyük sermaye birikimi olanların yaptığı gibi bir iş gözüküyor ama belki bu bazı meslektaşlarımız için hakikaten böyledir. Ticaret odasında şirketleşmiş çok büyük dev şirketlerimiz var. İhracat yapanlar, dünyaya ürün satanlar var. Ama şunu ifade etmek isterim ki Anadolu'da, Taşra'da böyle değil. Çok küçük sermayelerle bu mesleği icra edenler var. Yani vitrininde 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kiloyla bu mesleği icra eden meslektaşlarımız var. Çok ciddi manada hem de. Şimdi ben Sayın Bakanımıza söyledim, efendim 1 kilo altından 100 tane bilezik yapabilirsiniz vitrinize işletme sermayesi olarak. Şimdi 1 kilo, 1,5 kilo işletme sermayesi olan bir arkadaşımızın 500 gramını teminat olarak siz hazineye çekerseniz, bu arkadaşımızın 50 bileziğini işletme sermayesi olan satacağı ürünü 50 bileziğini vitrininden çekmiş olursunuz ki bu arkadaşımıza yaşam hakkı tanımıyorsunuz dedim. Dolayısıyla bu 500 gram teminat almak hem esnafımıza bence külfet de değil, esnafa, kuyumcu esnafına bir cezadır. Hem de bu esnafın yaşama hakkını engelliyorsunuz. Hatta şöyle de bir ifade kullandım, biliyorsunuz dedim. Şu anda bütün gayretimiz ekonomiyi canlandırmak ve işsizlik rakamlarının düşmesi. Sizin bu aldığınız kararla Anadolu'da binlerce esnaf iş yerini kapatmak zorunda kalır. Ya çok zorlanır bunu vermek için, ya da iş yerini kapatmak zorunda kalır. İşsizler ordusuna birçok insanı eklersiniz. Çünkü mağazacı arkadaşlarımızın yanında bir iki de personel çalışıyor, istihdamdan bunlar da düşeceğini ifade ettim. Yani benim çok olumsuz gördüğüm bu lise mezuniyeti ve 500 gram şartını onlar da bu itirazlarımız neticesinde makul gördüler. Verdiğim örnekler de hakikaten Sayın Bakan'ı tatmin etmiş olmalı ki tek kalemde hiç itiraz etmeden tamam başkanım bunların üstünü siliyorum dedi. Şunu da ifade edeyim. Bu arada ben doktorası olan bir üniversite akademisyeniyim. Yani benim bakana da bunu ifade ettim. Benim diplomayla ilgili bir sıkıntım da yok. Ben akademisyenim, üniversitede öğretim görevliliğini bırakıp geldim ama şartların ne olacağı, yarın kimlerin bu mesleğe gireceği belli olmaz. Ama orada üzerine basa basa söylediğimiz bir şey var. Ustalık belgelerimiz var biliyorsunuz. Çıraklık eğitim merkezlerinin verdiği. Bu ustalık belgelerinin muhakkak olmazsa olmaz şartımız ve bu ustalık belgelerinin daha faal hale getirilmesi ve liyakatli olan insanlara verilmesi lazım ve bu kuyumcu paydaşların da özellikle dernek ve odaların bu ustalık belgesi vermesinde yetkilendirilmesi, eğitim merkezlerimizle birlikte eğitimin hakikaten belli bir saat şartının gelmesi ve ustalık belgesi alanlara bu yetki belgesinin verilmesi noktasında bir görüş bildirdik. Onlar da bu görüşümüze katıldılar. Bu şekilde bir yol haritası belirledik. Başkanım peki şu şekliyle, son şekliyle taslak yönetmeliği hazırlanırsa ve yayınlanırsa kuyumculuk sektörünün istediği yönde mi olacak? Yani daha önce biliyoruz başkanlarımız kuyumculukla ilgili bir yasanın olmamasından dert yakınıyorlardı. Bu o boşluğu kapatacak mı sizce bu yönetmelik? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir sefer ben burada biraz ayrışıyorum arkadaşlarımızdan. Tabii çok nüans farkları var, ayrışıyorum derken aynı fikirleri paylaşıyoruz ve ortak fikirle zaten
Ankara'ya da gittik ama ben kuyumculuğun bir yasası olmadığını bir sefer kabul etmiyorum. Çünkü kuyumculuk biz tabii ki yaptığımız meslek direkt olarak kambiyo rejimiyle ilgili, işte para politikasıyla ilgili, Merkez Bankası'nın aldığı enflasyon hedeflemesiyle ilgili. Çünkü bizim ürünümüz topraklarımızda az çıkıyor. Dolayısıyla yurt dışından döviz ile ithal edilen bir ürünü biz işleyip satıyoruz. İşlenmiş olarak alıp satıyoruz veyahut. Dolayısıyla bizim mesleğimiz özel, hakikaten özel bir meslek ama bizim yasamız yok diyor, bir şey yok. Mobilyacının, buzdolapçının, işte manifaturacının, trikocunun nasıl bir perakende ticaret yasasına tabi ise biz de ticaret yasasına, bir ticaret kanununun perakende ticaret yasasına tabiyiz. Dolayısıyla biz öyle kanunsuz, nizamsız çalışan işletmeler değiliz. Ürünlerimizin hepsi TSE standartlarına göre patent enstitüsünde patentleniyor ve ürün standartları belli. Dolayısıyla çok öyle başıboş değiliz ama bizim yönetmelikteki eksik dediğimiz nokta şu. Yoksa bunu da hep şunu örnek veriyorlar. Emlakçıların bir yönetmeliği oldu. İkinci el otogalericilerin bir yönetmeliği oldu. Bizim yok. Hayır efendim. Onlar öyle bir meslek yoktu eskiden. Ben bu örneği İş Ticaret Genel Müdürümüze de verdim. Emlakçılar eskiden emlakçılık diye bir meslek yoktu. Bakkalın dahi vitrinine bir kağıt asarak yaptığı bir işti. İkinci el araba satıcılığı işte herhangi bir esnafın vitrine yazarak ilan, gazeteye ilan vererek yaptığı bir işti. Yani bir vergi levhası yoktu, bir nacek kodu yoktu. Oysa ki bugün kuyumculuk sektörü içinde olanların hepsinin bir vergi levhası var, nacek kodu var. Ya esnaf sicili ya ticaret odasına kayıtlı bir meslek evladı. Dolayısıyla bizim yasamız yok değil. Ama bizim mesleğimiz çok finans sektörüyle az evvel belirttiğim gibi iç içe olduğu için dolandırıcılık, sahtekarlık, eksik efsaflı ürün satımı gibi suistimali açık bir meslek olduğu için daha sıkı denetlenmesine ihtiyaç var. Bizim arzu ettiğimiz bu. Yani biz hep diyoruz ki bakın ben Samsun'da Kuyumcular Odası Başkanıyım. Ve kendime bağlı 100 civarında kuyumcu meslektaşımız, 20 tane 30 tane civarında da tamirci ve atölyeci arkadaşımız temsil ediyorum. Yaklaşık 150 civarında bir kuyumcu meslek erbabı var. Bir 30 civarında da gümüşçü arkadaşımız var. Yani 180 üyeli bir odayım. Ama bizim ilçelerimizde oda yok, oda olmadığı gibi maalesef dernek de yok. Çünkü dernek olabilecek sayıya dahil değil. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız çeşit çeşit meslek gruplarının içinde olduğu ya karma odalar ya ticaret odaların bir komisyonunda temsil ediliyor. Aslında temsil kabiliyetine haiz değiller. Biz istiyoruz ki dolayısıyla denetimleri de olmuyor. Şimdi biz bu arkadaşlarımızın ayar kontrolleri, müşterinin suistimal edilmesi veya müşteri tarafından esnafın suistimal edilmesi. Mahkemeler bizi bilirkişi için bir kuyumcuya atıyor. Fakat resmi olan kuyumcu odaları, bunların haricindekilerin bir resmiyeti yok. Bu resmiyet içinde bir kurallar malzemesi içine girmesini arzu ettik biz. Dolayısıyla ben bir kanunumuz olmadığı için değil ama Türkiye'deki bütün kuyumcuları temsil edebilmesi noktasında bir kuyumcular birliği veya benim tabirimle özel kanunla kurulmuş meslek odası haline gelmemiz gerektiğini söylüyorum. Eğer özel kanunla kurulmuş meslek odası haline gelirse biz Karadeniz'den örnek verecek olursak Karadeniz'de Rize, Trabzon, Samsun orada. Aradaki Ordu, Giresun, Sinop, Amasya bunlar oda değil dernek olarak faaliyet görüyor. Bir kısmında dernek bile yok. İlçeleri saymıyorum bile. İlçelerde durum tamamen vahim. Dolayısıyla şimdi eğer biz özel kanunla meslek odası haline gelirsek bunu MASAK Başkanımız da çok doğru bir yöntem ve karar olarak ifade etti. Biz Karadeniz'de iki bölgeye ayırırsınız. Birincisi Samsun, Sinop, Amasya dersiniz. İkincisi Trabzon, işte Ordu, Giresun, Rize olarak alırsınız. Birinci bölge, ikinci bölge, dördüncü bölge. Bu şekilde hani esnaf teşekkülü içinde kalmayan kuyumcu esnafı kalmaz. Bu sayede hem esnafın hakkını savunuruz, esnafın taleplerini doğrudan bakanlığa veyahut da ilgili mercilere iletiriz. Ve kamudan bize gelecek talepleri de esnafımızla rahatlıkla paylaşırız kendi üyemiz olduğu için. Ama ben Samsun'daki esnafımla paylaşıyorum. Ama Samsun'un Bafra ilçesinde 30-40 tane kuyumcu var. Oraya
Hiçbir sorumluluğum yok. Onların da beni dinleme mecburiyeti yok. Çarşamba da bir 25-30 tane esnafımız var, kuyumcu esnafımız. Evet, abilik yapmaya çalışıyoruz ama aramızda hiçbir hukuki bağ ve birbirimizden bir beklentimiz, mecburiyetimiz de yok. Dolayısıyla bir de ufak ilçelerimiz var tabii, 5 tane, 7 tane, 8 tane kuyumcu olan, bunları saymıyorum bile. Dolayısıyla böyle bir başı bozukluk ve bir arada olup dertlerimizi dinletebilme, sorunlarımızı çözebilecek makamımız yok. Bunun için bizim kanunumuz var ama perakende ticaret kanunu kuyumcuları düzenlemekle yetersiz kalıyor. Biz bir yönetmeliği arzu ediyoruz ve özel kanunla kurulmuş odada olmak istiyoruz. Dolayısıyla bunun için bir adım attık aslında, hem MASAK Başkanımız hem Ticaret Genel Müdürümüz bu konuda olumlu cevaplar verdiler. İleriki safhalarda bunların da olabilmesi için bir gayret içindeler. Ama elimiz boş mu döndük? Hayır, boş dönmedik. Yani kuyumcu esnafını son derece zora sokan 20 metrekarelik İskenderun'dan bir hemen örnek vereyim. İskenderun'dan bir arkadaşımız aratıyor ki buradaki mağaza büyüklükleri 6-7 metrekare diyor. 6-7 metrekarede kuyumculuk yapıyorlar. Düzen öyle gelmiş. Şimdi biz kapatacak mıyız diyor. Veyahut da bu dükkanlara para verdik. Biz çıkarsak buraları birine kiraya veremeyecek miyiz? Mülk sahibiyiz diyor. Yani evet. Bu gibi sıkıntıları hem metrekare, hem lise mezuniyeti tahsil şartı, hem 500 gram teminat gibi külfetleri üstümüzden kaldırdık. Ustalık belgesi aranmasını sağlayarak meslekte hakikaten liyakati olmayanların ve mesleği bilmeyenlerin işe girmesini engellemiş olduk. Ama tabii bizim taleplerimiz çok. Maliye Bakanlığı'ndan talebimiz çok. Dış Ticaret Müdürlüğü'nden, Genel Müdürlüğü'nden talebimiz var. İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nden istediğimiz var. Tabii ki problemlerimizin %100'ü çözüldü demek mümkün değil. Mesela biz bir altın muhasebesi istiyoruz. En azından enflasyon muhasebesi sistemine girilmesi lazım. Diğer mesleklere tanınan fatura kesme ve nakit alışveriş banka üzerinden ticaret olma şartının bizde limitin yükseltilmesini istiyoruz. Artık altının gramı 500 liraya geldi, dayandı. 1 gram altın 500 lira, 10 gram aldığınız zaman 5000 lira. Bunu geçen rakamlarda bankalar üzerinden çalışacaksınız ki bir bilezik, iki bileziği yan yana bir müşterimizin nakit vererek alma şansı yok. Bu da mesleğimiz için çok büyük problem. Siz araba aldınız, 15 tane düğünde takılan bileziğinizi getirdiniz, bozdurdunuz. Sizin elinize parayı sayamıyorum. Banka üzerinden geçmesini sağlamam. Bu ve bunun gibi birçok problemimiz hala hazır var. Ama biz hem kamu tarafının iyi niyetli olduğunu gördük. Kamu tarafı biz dernek ve oda başkanlarının yani bu sayede bu problemleri ileriki günlerde istişare ederek çözebileceğimiz kanaati ben ve birlikte gittiğimiz 10 tane şehir temsilcisi arkadaşlarımızla bunu gördük. Biz umutluyuz. Bu problem çözülecek diye ümit ediyorum. Sayın Başkanım, bir de Samsunlu kuyumcularımızı da sormak isteriz. Samsun'da durum nedir? Kuyumcu esnafımız nasıl? Bu pandemi süreci bütün sektörleri etkiledi. Kuyumculuk sektörünü de etkiledi. Kuyumculuk esnafımız bu pandemi sürecini nasıl aşmaya çalışıyor? Siz neler yapıyorsunuz bu kapsamda? Ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Biz geçen yıl Mart ayında başladığından beri esnafı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Biz kendi broşürlerimize hem bu sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunu esnaf arkadaşlarımıza duyurduk. Mağazalarına gelen müşterilere de işte bir farkındalık oluşturabilmek için afişler şey yaptık, bastırdık. Bu afişleri kapılarına ve vitrin camlarına yapıştırmalarını sağladık. Hijyen konusunu sürekli konuşuyoruz. Sosyal mesafe konusunda sürekli uyarılarımız oluyor. Zaman zaman da ben şahsen kendim olarak işte oda başkanı sıfatıyla arkadaşlara gidip sohbetlerle bunun ne kadar önemli olduğunu, ne mühim olduğunu ve bu problemi aşmak için kurallara uymamız gerektiğini anlatıyorum. Aşağı yukarı esnaf arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Hem iş yeri havalandırmaları, hem işte maske ve mesafe kuralları noktasında bütün arkadaşlarımız duyarlı. Yani her arkadaşımızın mağazasında bir dezenfektan hijyen için var. Müşterilerine de veriyorlar. Her arkadaşımıza artık İlk birkaç ayda belki bu çok sağlanamamıştı ama yazdan itibaren personellerimize ve iş yeri sahiplerimize maske olduğu gibi muhakkak yedek maskeleri de maskesiz gelen müşterilere vermek üzere temin etmiş durumdalar. Bu konuda arkadaşlarımız son derece duyarlı.
Ama tabii yani şurası muhakkak, biz Samsun'da yaşıyoruz. Samsun'un adını duyunca aman tehlikeli şehir diye birçok dinleyicimiz korkuyordur. Samsun'da yoğun herhalde vaka durumu değil mi şu an? Evet, vakaların en yüksek olduğu illerden biri demiyorum, en yüksek olduğu il. Yani ciddi manada bir herhalde vatandaşta vurdum duymazlık var, ama biz esnafımızdan bu konuda son derece olumlu dönüşler alıyoruz. Kurallara uymayan bir esnafımız yok. Ha, ticaret olarak çok ciddi manada da bir gerileme var, ama bütün dünya ticaretinde gerileme var. Bugün de esnaf arkadaşlarımızla konuşuyoruz. İnsanların artık alışkanlıklarında değişiklikler olmaya başladı. Bir seneye yakın zamandır işte insanların sokağa kısıtlı çıkması, gençlerin bir vakit, yaşlıların bir vakitte çıkması, diğer kalan zamanlarında evlerinde olması. İşlerde başkanım, işlerde yüzde kaçlık bir düşüşten söz edebiliriz? Şöyle söyleyeyim ben size, işlerde bizim Samsun merkezdeki esnaflar için söylüyorum, işlerde yaklaşık %40, %45'lik bir düşüş var. Yani yarıya yakın düşüşümüz olduğu muhakkak. Belki yarıdan çok işi az olan da vardır, yarıya yakın olan da vardır, ama yani yarıya yakın işlerde bir düşüş var. Bunu zaten toptancı arkadaşlarımız, yani özellikle İstanbul'dan ürün temininde bulunduğumuz arkadaşlarımız da görüyordur Samsun'da ticaretin düştüğünü. Ama ben mesela Samsun'a gelen pazarlamacı arkadaşlarla da konuşuyorum. Birçok Anadolu'nun birçok şehrinde, birçok kuyumcu esnafında durum aynı durumda. İşlerde ciddi düşüş var. İnsan alışkanlıkları artık değişiyor. Sokağa, çarşıya eskisi kadar inmemeye gayret ediyorlar. Ama bir grup da var tabii. Bunlar hiç kural tanımaz insanlar. Çok affedersiniz, tabirimi de mazur görün, avare dolaşan insanlar var. Maalesef vaka sayılarını da artıran bunlar. Ama daha bilinçli olan insanlar sosyal mesafeleri korumak adına eskisi kadar sokakta dolaşmıyorlar. Bu da tabii hanımlar sokağa çıkmayınca kuyumcu esnafının işi azalıyor. Düğünler olmadı, nişan olmadı, sünnet olmadı yaz aylarında. Önümüzdeki yaz olup olmayacağı meçhul, ama en azından 2020'nin yaz aylarında ne yurt dışından gurbetçi müşterilerimiz geldi, ne düğün nişan yapacak, sünnet yapacaklar takı alışverişlerinde bulundular. Bunlar işlerimizi son derece düşürdü. Pandemide hani Samsun'da artık üçüncü pik diyorlar. Bu pik döneminin yaşanmasıyla birlikte de hanımların, bir de tabii bu sene bir türlü havalar bahara giremedik. Mart ayının sonuna geldik ama bahara giremedik. Soğuklar devam ediyor, yağışlar devam ediyor. Bunlar da kadınların sokaktan çekilmesini hızlandırdı. Dolayısıyla hem pandemi hem işte bu havaların sıkıntılı olması bizim kuyumcu esnafını biraz yordu, işin doğrusunu söylemek gerekirse. Ama tabii çok kuyumcu esnafı tabii vitrininizden bir bilezik sattığınızda, çekmecenizden bir iki çeyrek lira sattığınızda evinizin rızkını temin ediyorsunuz. Yani zor duruma düşen vardır manasında söylemiyorum. Ama tabii nakit sıkışıklığımız yok, ama para kazanmak noktasında sıkıntılarımız var. Başkanım, son olarak dijitalleşmeyi sorayım. Dediniz kimse evinden çıkamıyor. Dijitalleşme konusunda nasıl esnafımız, bu internet üzerinden satış Samsun'da nasıl kuyumculuk sektöründe uygulanabiliyor mu? Evet, şu anda şöyle söyleyeyim, esnafımızın %20'si gibi bir kısmı bu dijital platformu kullanıyor. Yani internet üzerinden satışları var. Ama tabii bu internet üzerinden satışları da arkadaşlarımız şöyle algılıyorlar. Yani bir Instagram hesabı açıp mağazaları adına buradan ürün kargolamayı ve ödeme kabul etmeyi artık bizim sektörümüzde henüz emekleme noktasında, çünkü bizim kuyum sektöründe en azından Samsun'da böyle. İnternet üzerinden satış dediğinizde Instagram'dan satış yapmayı anlıyorlar. Dolayısıyla böyle ticaret yapan arkadaşlarımız %20 civarında var, ama tabii biz buna şunu hep söylüyoruz. Yani e-ticaret bu değil. E-ticaret bu değil. E-ticaret yapabilmeniz için işte Instagram'da veyahut da Facebook'ta veyahut da farklı sosyal kanallarda sizin sponsorlu reklamınız çıktığında vatandaşın burayı tıkladığında kendi web sitesinize yönlendirmesi lazım. Bu web siteniz üzerinden de online
ödeme imkanlarının olması gerekiyor. Ve onun haricinde bu büyük işte alışveriş sitelerine kote olmanız ve oralarda satış yapmanız gerekiyor. O noktada tabii henüz o noktalara gelmiş değiliz ama Instagram üzerinden, Facebook üzerinden satış yapan arkadaşlarımız var. Buna ciddi mesai harcayan genç arkadaşlarımız var. Bakıyorum gençler bu işe daha ilgili. Bir de işletme sermayeleri büyük ve bayağı hacimli olan büyük esnaflarımız var. Onlarda da daha profesyonel destek alarak, yani daha profesyonel destek alıp bu sosyal medyayı kullanan uzmanlardan destek alarak bu işi daha profesyonelce yapmaya gayret edenler var. Ama tabii bu Samsun'da henüz emekleme noktasında sosyal mecralardan online alışveriş yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii bu bizim yani bir mağazanın ticaretinin yüzde olarak bakacak olursak daha çok çok diplerinde çok önemli bir noktaya kavuşmuş değil. Ama bu bir hevestir, bu bir gayrettir. Bunun emekleyerek başlar, yarın bakmışsınız maraton koşucusu olmuş, çok ileri noktalara taşımış. Böyle bir gelenek başladı. Herkese de böyle bir algı var, internetten satmalıyız diye, özellikle bu pandemi dönemi getirdi. Öyle zannediyorum ki ileriki dönemlerde, belki bizler değil artık 60 yaşına dayandık ama gençler bu işi internetten yapacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Allah da uzun ömürler versin bu arada. Sağlıklı saatli. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size de iyi yayınlar ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Hem sorunları hem dertleri hem iyi niyetli yaklaşımları bildirdiğiniz için. Çok sağ olun başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Biz de çok memnun olduk. Söylediğimiz gibi bugün güzel bir şehirdeydik. Samsun'daydık. Samsun'daki son durumu konuştuk. Kuyumcu esnafımızın durumunu konuştuk Samsun'daki. Ve daha önce de Ankara'da yapılan önemli görüşme, kuyumculuk açısından önemli görüşmenin detaylarını konuştuk. Konuğumuz da değerli bir isim, önemli bir isim. Samsun Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Salih Özman'dı. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.